Mürşit davasının düşüncesinin aksine az dahi olsa, binde bir dahi olsa ihtimal veriyorsa o tesirli olamaz. Katiyen ve katibeten. Davasının aksine ihtimal vermeyecek şekilde inanması. İman planından muamelat planına kadar. İnanılması gerekli olan şeylere öyle bir inanacak ki bin tane şeytan etrafında onun durmadan daireler çizseler, onun kanaatine, düşüncesine zerre kadar şüphe getirememeller. İbadet-ü taatta öyle sımsıkı Allah'la irtibatlı olmalı ki zaten itikadı o takviye eder. Bin şeytan toplansa dine ait bir meseleden onu vazgeçiremesinler. Muamelatında öyle hassas olmalıdır ki ehli tahkik şöyle demişlerdir. Hakiki Müslümanlık ancak muamelatta belli olur. Alışın, verişin, aile münasebetlerin, insanlarla münasebetlerin ve diyaloğun. Bunlarda ne kadar istikamet içindesin, işte sen o kadar Müslümansın. Çünkü bu işin ameli yanıdır. Diğeri sözdür, kolay söylersiniz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ama bütün hayat boyu davranışlarınızda gözlerinizi açıp kapayıp Allah'ın rızasını araştırma çok zor, çok çetin, çok zorlayıcı bir şeydir. Ve ancak gerçek iman işte o zaman zuhur eder. Muamelatta zuhur eder. Bu itibarla da ehli tahkik muamelatında eğri büğrü insanlara münafık nazarıyla bakmışlar. Allah yeniden onlara istikamet vermezse Müslüman görünmeleri de uzun sürmez. Bir gün bir çukura yuvarlanır giderler. Muamelattır her şey. Bu itibarla mürşidin itminanı çok önemli. Yakinin hiçbir mertebesine kanaat etmemeli. İnsan bazı şeylerde kanaatkar olmalı. Yeme, içme, yatma. Şu hayat düzeni içinde kanaatkar olmalı. Fakat iman mevzunda insan doyma bilmemeli. Ayetel Kübra'yı düşünün. Seyyahatının mütalalarının, müşahedelerinin neticesinde helmi mezid diyor geziyor. Biraz daha arttıramaz mısınız? Yok mu daha diyor. Yok mu? Mürşid sürekli yok mu daha demelidir. Kalbindeki imana yakini hiç kanaat etmemelidir. Hususiyle bu zamanın cemaati neden? İbrahim bize rehberlik yapmış Allah'ın binlerce salat ve selamı olsun. Mezhebimiz bizim Haliliye. Meşrebimiz hillettir yani. Hazreti İbrahim'in yolunu tutmuş gidiyoruz. Zaten ta baştan çocukluğumuzda bize Hazreti İbrahim'in milletinden olduğumuzu öğretmişlerdi. Aklımız hayata, hayatın esrarına erince bize hayatın esrarını şerh eden zat bize mesleğimizin, meşrebimizin ne olduğunu da talim etti. Anladık ki biz İbrahimi olarak doğmuş, İbrahim olarak yaşıyoruz. Yaşayacağız, yaşama zorundayız. Allah öyle yaşasın, yaşattığı gibi emanetini alsın, emanetini aldığı gibi orada haşretsin, neşretsin bizi. Mürşit yakini çok kavi olmalı. Yoksa bir yerde kendisine teveccüh eden sorular, istifanlar, terslikler, zıtlıklar karşısında acaba der, başka araştırmalara, aramalara düşerse her şeyi kaybeder. Arkada bir sürü teşettütü ara meydana gelir. Müşahhaslaştırayım. Hanatun'un İslamiyet'e karşı itirazları vardı. Kaytani'nin de malum. Ona Asım Köksal cevap yazmıştı. Evvelkisine de Muhammed Abduh'u bildiğiniz o görkemli, o muhteşem, o debdebeli eserin büyük alimi. Bizim Mehmet Akif de bu eseri tercüme etmiştir. Mehmet Akif'in Abduh'a karşı olan teveccühünden dolayı bu olmuştur. Yoksa Mehmet Akif'in tercümesi Abduh'un eserinden daha büyüktür. Mustafa Sabri Bey Mevkifül Akl vel İlm vel Alemin Rabbil Alemin kitabında bu eserin tenkitini yapar. Eserde kayda değer hiçbir şey yoktur diyeyim ben, sonrası isterseniz bakın. Bir müsteşrikin İslam'a itirazlarına cevap ama bir çocuğun kafasını dahi tatmin edecek durumda değil. Fakat dahası da şudur. Eseri sıktığınız zaman eserden tereddütler damlar. Mümaşat doludur. Son zamanlarda yani Batı sanayi inkılabını yaptıktan sonra
Bizde yazılan her şey bu sanayi inkılabıyla yediğimiz şokun tesirinde yazılmış ve ele alınmıştır. Her eserin alnında, yazılan her eserin alnında hemen bu şokun tesiri bir mühür gibi görülür. İsim verip gıybet etmeyeceğim allamelerinize kadar pakdamen bir insan çıkmıştır Drakşan çehresiyle. Bu türlü levsiyatı hiç bulanmamıştır, bulaşmamıştır. Şarkın yalçın kayaları arasında zuhur edip ihtişamıyla İstanbul'da kendisini gösteren ve hayatının sonuna kadar hiç değişmeyen Hazreti Bediüzzaman. Değişmemiş, mümaşat yapmamış, hiçbir zaman evet dememiş, ortaya attığı davanın hiçbir meselesinde tereddüte düşmemiş. Bu işin acaba alternatifi olur mu dememiştir. Acaba alternatifi olur mu demek, yol değiştirmek demektir. Yol değiştirmenin birinci adımıdır. Mustafa Sabri Bey şöyle diyor. Abdu anlattığı şeylere evvela kendisi inanmıyordu. Onun için gençlik ferasetiyle o kitapta onun tereddütlerini, alternatif arayışlarını, alternatif işaretlerini gördü. İnanması ve arkasından gitmesi mümkün değildi. Onun için Mısır'da, Kahire'de, Camiül Eser'de hiç mâkes bulmadı. Mürşidin her şeyden evvel ortaya attığı davaya inanması çok önemlidir. Onun için mürşitler mürşidi. Allah Resulü da iftiharla ben ceddim İbrahim'e benzerim. Benzeyene de kendisine benzenene de ruhum feda olsun.